Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam nüzul sırası okuyuşumuzu Saf suresinden devam ettireceğiz. Kısa bir sure, 1,5 sayfa. Cuma suresi de 1,5 sayfa. İkisini birlikte okuyup bitirelim. Daha sonra Fetih suresi var. İnşallah Fetih suresinden sonra zaten Maide ve Tevbe okuyacağız. Yani son iki cüz kalacak. Son iki büyük sure. Nasıl suresiyle inşallah bitireceğiz. Medine dönemini ve vahyin inişini, nüzulünü bu şekilde şey yapacağız. Evet, şimdi Saf suresi var. Ve Cuma suresi. Birlikte okuyalım. Okuduktan sonra toplamda bir değerlendirme yaparız. Çünkü Münafıkun suresinden itibaren Medine'de olan olaylar, peygamberin yani neredeyse yani Mekke'deki şey pardon Medine'de olan olaylar, münafıkların hele bir dönelim bu Muhammed ve avanesini ülkeden şehirden sürelim diyecek boyuta geldikleri bir noktadan peygambere olan hem Medine içinden hem Medine dışından etraftan insanların veya çok uzaklardan gelip de peygambere bağlılık göstermeleri sonrasında bir fayda görerek peygamberin etrafını doluşmaya çalışan, buradan fayda devşirmeye çalışan o grubun etkilerini, dışarıdan gelen insanların din değiştirmek için değil, siyasi ittifaka dahil olmak için, iman için değil, teslimiyetle geldiklerini gördük. Yani buna benzer şeyler gördük. Ve bu çerçevede Tegabun suresi gibi, ya metin, evet, vahiy ondan bahsediyor, bundan bahsediyor, şundan bahsediyor da, yani özde ne bahsediyor, ne diyor bu? Biz şimdi memleketimize döneceğiz, orada soracaklar. Ne diyordu? Son peygamber ne diyordu? Vahiy ne anlatıyordu? Dediğinde ne diyeceğiz biz? İşte münafıklar şöyle yapıyorlar, tükaka münafıklar, bunu mu diyeceğiz veya şunu mu diyeceğiz? Diye bu noktada Kur'an'ın, vahyin bir öz durum tarif etmesi gerekiyordu. Ki Tegabun suresinde bunu gördük. Mesela Tegabun suresindeki metin çok sıradan ve çok düzgün, hiçbir ağdası, hiçbir şiirsel özelliği, hiçbir böyle sanat gibi değil. Yani Arapçayı çok temel seviyede bilen insanların bile rahatlıkla ve rahatlıkla okuyup anlayabileceği düzgünlükte bir metin. Yani düzgünlükte kastım ötekiler düzgün değil manasını söylemiyorum. Basitlikte temel bir ifade, bir şey. İçeriği ne? İçeriği de herkesin anlaması için bir başkasına muhtaç kalmaksızın ayet nedir? Allah nedir? Kainat nedir? Rehberlik nedir? Elçilik nedir? O geleni inkar edenlerin başına ne gelmiş? Cennet nedir? Cehennem nedir? İnsandan istenen nedir? İnsanların da yaptıkları nedir? Yani bu noktadaki o temel şeyi anlatan bir içerik. Biliyorsunuz bunun biraz daha uzununu Mekke'nin Mekke döneminde Zümer suresinde görmüştük. Yani o da çok net kristalize eden bir içerik diye şey yapıyordu. O birazcık daha uzundu. Şu anda böyle bir metni gördük. Medine'de gördük. Neden? Dediğim gibi fırsat fırsat insanlar teslim olarak gelmişler. Yani peki dediğim gibi memleketine ne götürecekler? Veriyorsunuz ellerine bir bilgi, Tegabun suresi çok kolay öğrenebilecek ve şey yapılacak, aktarılacak bir şey. Götürüyorlar, gidiyorlar, birileri söylüyor, birileri orada çok ciddi etkileniyor, iman ediyor. Yani olay böyle. İşte transfer edenin ne kadar iman edip ne kadar iman etmediğinin bir önemi bile yok. Yani taşıyıcı taşıyıcı. Böyle bir içerikti Tegabun suresi. Şimdi Saf suresi ve Cuma suresinde biraz daha
Peygamber etrafında bu kalabalıklaşan ve kalabalıklık içerisinde her türlü tipolojinin bulunması söz konusu. Bu tipolojileri her birine şu veya bu şekilde göstererek esasında peygamber zamanındaki olaylardan, sadece peygamber zamanı değil her zaman geçerli olabilecek insan tanımını görüyoruz, göreceğiz ve bu noktada Kur'an ne diyor, peygambere ne yaptırtmış, bunları örnek almamız gerekiyor. Nasıl ki peygamberimize krallık yaptırtmadı, sizin kralınız filan değil, yani özel kalem mi istiyorsunuz, bilmem yani mabeyinci mi istiyorsunuz? Hayır, böyle bir şey yapmayacağız. Böyle peygamberden görüşmek için onaylatma falan filan gibi, yani böyle bir bürokrasi, böyle bir peygamber ile müminler arasına böyle bir kademe giremez. Siz yarın öbür gün krallık yaparsınız, sokarsınız ama peygamber böyle bir şey yapamaz. Yapmaz. Buna benzer şeyler okumak gerekiyor, görmek gerekiyor. Belki bu yüzden bizim hilafet makamı da Hazreti Ömer, Ebu Bekir Ömer şey dönemlerinde peygamberin benzeri davranışlar sergilendi. Ama bu Muaviye dönemindeki o saltanat sürecine engel olmadı, olamadı. O tuhaf ilk dönem olayları yaşandı. Evet, dediğim gibi onları anlayabilmek için buraları çok iyi anlamak gerekiyor. Peygamberin bir devlet kurmadığını anlamak gerekiyor. Peygamberin bir peygamber gibi davrandığını anlamak gerekiyor. Ama bu esnada tutup her türlü insan davranışını, tipik hem muhalefet hem de çıkarcı, hem mümin, hem sempati duyan, hem kaba, hem yani her türlü kişiyle nasıl muhatap olunabileceği konusunda örnekler görüyoruz. Evet, bu örneklerden birkaç tanesinde Saf Suresi ve Cuma Suresi'nde göreceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz nüzul sırasında süreçle ilintili, tarihsel süreçle eşleştirmeye çalışıyoruz ama kimi dönemlerde arada daha önce inmiş vahiylerin öğrenildiği, tekrarlanması ve onların kullanılması söz konusu. Dolayısıyla her olayda vahyin inişi, yeni vahiylerin inişi diye söz konusu olmayabilir. Belki o da şeyin nüzul sırası mozaiğini oynatabilecek şeyler. Mesela biz sıralama konusunda çok sıkıntı çekmemiştik ama zamanlama açısından sıkıntılar çekmiştik. Bu açıdan aklıma gelmiş olan şeyi de söylemiş olayım. Evet, okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbahalillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne var ise Allah için akar. Allah'ı merkeze alır, Allah'ı odaklar, Allah'ı hedefler, Allah'ın vahyinin, mesajının, verdiği görevin yörüngesindedir. Onun için akar, oraya akar. Ki böyle bir yörünge, böyle bir merkez tektir. Birden fazla olamaz. O yüzden sebbaha kelimesi tenzih manasında da kullanılır. Yani ifade tenzihtir. Çünkü mesela bir çemberin, bir yörünge çemberinin tek bir odağı vardır. Ok tek bir yaydan fırlatılabilir, tek bir kaynaktan fırlatılabilir. Ok tek bir hedefe gidebilir, iki hedefe gidemez gibi analojileri de kullanarak akış tek bir odaktadır, tek bir merkezden sağlanır. Bu da sebbahanın tesbih olarak, yani tenzih manasında kullanılıyor. Alternatifini dışlama manasında kullanılır. Böyle bir anlam ifade eder. Ama özü odaklanmaktır. Merkezi odaklanmasıdır. O odak çerçevesinde yüzmektir.
Ve huvel azizül hakim. O azizdir, hükmeder, güçlüdür, hükmeder. Yani hesap sorar. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, lime tegulune ma la tefalun, söylemediğiniz şeyleri niye, şey yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Bakın bu ciddi bir hastalık, ciddi bir durum. Böyle hava atmak için olsun, fırsatçılık için olsun, ne sebeple olursa olsun. Yapmadığınız veya yapmayacağınız, bakın burada la şeklinde gelecek değinintili okuma, bu daha doğru bir okuma. Yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsun? Bu dediğim gibi yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Aynı çerçevede değerlendirilebilir. Kebere maktan inde Allah. Allah'ın katında bu büyüktür. Yani büyüyen bir şeydir. Böyle bu ne demek? Şu demek. Yani görmezden gelinecek ufak bir şey değildir. Önemsiz bir şey değildir. Ciddi bir şeydir. En tekulu ma la tefalun. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, yani mesele laf değil. Laftan peynir gemisi yürümez. İnna Allaha yuhibbul lezine yuqatiluna fi sebilillahi saffen ki ennehum bunyanun mersus. Kenetlenmiş bina gibi, taş duvar gibi, o duvardaki taşlar nasıl teker teker şeyken ama kenetlendiklerinde bir kuvvet, bir büyüklük, bir ortaklık, bir paydaşlık oluşturuyor. Saf halinde belli bir sıra, belli bir düzgünlükle şey yapıyor. Allah'ın yolunda bu şekilde savaşanları Allah sever. Yani mesele yapmak, bu şekilde davranmak. Böyle tekil tekil taşları yayarsanız üzerinden geşer gider ama siz onları bir sıra halinde dizerseniz onu aşmak elbette güçtür. Yani böyle bir tarif var. Bir araya gelin, saf olun, gereğini yapın, Allah yolunda savaşın. Öyle yapmayacağınız şeyleri de söylemeyin. Bu bir işe yaramayacak. Ve böyle bir şey de yani görmezden gelinebilecek bir şey değil. Bu ciddi bir şey. İzgale Musa, Musa dediğinde, li kavmi için dediğinde, kavmine dediğinde, gale li harfi cirriyle nesnesini alır arkadaşlar. Biz Türkçe'de kavmi için söyledi diyebiliyoruz. Bu esasında tuhaf bir söyleyiştir. Kavmine söyledir. Yani burada muhatabı gösteren kelime, şey, harfi cerdir li. O yüzden normal bir şeyde nesnedir. Ama li harfi cerriyle kullanılır. Türkçe'ye kavmine söylediğinde şeklinde tercüme edilir. Ya kavmi, ey kavmi, lime tu'zuneni, bana niye eziyet ediyorsunuz? Kad tahlemune, muhakkak ki bellediniz. Enni Resulullah ileykum. Benim Allah'tan size elçi olduğumu, oluşumu bellediniz. Bunu biliyorsunuz. Nasıl? Çünkü asayı gördünüz, o denizin yarıldığını gördünüz, yarılan taştan çıkan suyu gördünüz, bıldırcınları gördünüz, gördünüz de gördünüz. Dolayısıyla Allah'ın Resulü olmam konusunda bir sürü belgeniz var, belgeleyebilirsiniz. Yani bunun kanıtları var sizde. Niye bana eziyet edip duruyorsunuz? فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Zaga kelimesi istikametten başka yere kaymak, meyletmek, sapmak manasında. Göz açısından da gözün bulanıklaşması, kararması, netliğini kaybetmesi, netliğin kaybolması gibi anlamlar ifade ediyor. Yani netlik kaybolduğunda, yani o iş karıştığında, bulanıklaştığında veya istikametten saptıklarında Allah da onların durumunu saptırdı. Yani durumunu karıştırdı. Durumlarını bulanıklaştırdı. Durumlarına kasıt kalplerine. Kalpleri. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık bir kavme hidayet etmeyecektir. Rehberlik etmeyecektir. Yani fasık ola ola müminlerin yanındadır, şudur budur filan diye fırsatlarla rehberlik söz konusu değil.
Dolayısıyla dikkat edin, müminlerle bir arada olarak cennete girme diye bir şey yok. Gereğini yaparak cennete girme diye bir şey var. Yani siz laflarınızla, şunlarınızla, bunlarınızla yapmayacağınız şeyleri söyleyerek, bilmem ne ederek, tamam, müminleri şey yapabilirsiniz, kandırabilirsiniz ama Allah'ı kandıramazsınız. Ki bunun örneği de Musa peygamber zamanında da böyleydi. O kitapta yazılı, açın okuyun, onlar öyle yapıyor, onlar kurtulamadı da siz mi kurtulacaksınız? Hatta Musa peygamberin yanında öyle bir şey var ki, yani şehre girin denildiğinde, onlar hayır, oradakiler çıkmadığı müddetçe biz oraya gitmeyiz, savaşmayız, sen ve Rabbin git savaş, ne yapıyorsan yap diye dediklerinde Allah onları desteklemekten vazgeçmişti. Çünkü onlar vaatten üzerine durmamışlardı. Vaat geçersiz hale geldi. Ondan sonra da 40 yıl o nesil ölüp yeni bir nesil ortaya çıkana kadar, yani o gün yaşları 15, 17 miydi neydi, öyle bir şey var. Ondan küçükler haricinde diğerler ölüp gidene kadar onlara haram kılındı vaat edilmiş topraklar. Yani vaatten vazgeçti Allah. İşte fasık toplumlara rehberlik etmez. Böyle örnekleri de var. Yani siz laf ediyorsunuz ama gidin Tevrat'a, peygamberi bu şekilde eziyet eden, onun peygamber olduğunu bilmesine rağmen böyle böyle davrananların sonu ne oldu? Sizin de ne farkınız olacak ki? Rehberlik edeceğini mi zannediyorsunuz Allah'ın size? Hayır. Peki bu süreç ne oldu? Yani olay İsrail olmakla, işte Musa'nın takipçisi olmakla falan şey yapmıyor ki. Oradaki vaat İsa zamanında bitti. Peki nasıl bitti? Aha, işte şu şekilde bitti. Ve izgale İsa ibn Meryem'e, Meryem oğlu İsa dediği zaman, ya beni İsrail'e, ey İsrail oğulları, inni resulüm minal Resulullahi ileykum, ben size gönderilmiş bir elçiyim. Musaddikan lima beyne yedeyi minet Tevrati, önümdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak ve mübeşşiren ve müjdeleyici olarak, bir Resulün ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet, ismi benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin gelişini müjdeleyici olarak ve önümdeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak size gönderilmiş bir peygamberim demişti. Felemma ca'ahumul beyinati, onlara açıklamalar bu şekilde geldiği zaman galu dediler, haza sihrun mubin, bu apaçık bir etkileme, apaçık bir kandırmaca, apaçık bir etkilemedir, sihirdir dediler. Yani evet, böyle başladı süreç, sonra devam etti ama Allah iki defa hak tanımıştı, o iki hak da tükendi. Ve men ezzeu mimmen iftara alallahi'l kezibe, kim Allah'a yalanı yamayacak olandan daha zalim kim var? Kimdir? Allah'a yalanı, o yalanı yamayacak, iftira gülüyorsunuz, yamamak demek. Kürk manası vardı. Kürkün yamanması, yani bir şekilde derinin yamaması şeklinde. Allah'a karşı o yalanı yamayandan daha zalim, daha yanlış yapan kimdir? Ve huve yud'a ilel İslam, teslimiyete, bağlılığa çağrılıyor olduğu halde. Burada İslam kelimesi bir din ismi değil, din ismi olarak da kullanılabilecek bir formda. Çünkü bu şekilde bağlı olanlara Müslüman ismi verilmişti. O yüzden önemli. Ama kelime manası o bağlılığı göstermek, o teslimiyeti göstermek. Teslimiyete davet edilirken onun yalanı Allah'a yamıyor olması, ondan daha zalim, daha yanlış yapan kimdir? Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah bu şekilde yanlış yapan, hata eden kavme rehberlik etmeyecek, etmez. Yani vahyin gerektirdiği doğru davranışları ister Musa zamanında ister İsa zamanında fark etmiyor.
doğru tepkiyi verilmediğinde bir işe yaramıyor arkadaşlar. Burada onu görüyoruz. İsa da olsa, Musa da olsa, onun takipçisiyim deseniz de, şu anda Muhammed'in takipçisi olduğunuzu iddia etseniz de, yapmayacağınız şeyleri söylüyor olsanız da, bu hiçbir şey ifade etmez. Kur'an açısından fasık kavim, zalim kavim olarak isimlendiriliyor. Yuridune meylediyorlar, meylettiriyorlar. Liyutfi'u nurahum. Nurallahi bi'efvahihim. Ağızlarıyla Allah'ın nurunun giderilmesine meylediyorlar veya meylettiriyorlar. Onun bu şekilde gerçekleşmesine force ediyorlar. Yani, çabalıyorlar, gayret gösteriyorlar. Vallahu mütimmu nurihi, Allah nurunu, yansımasını tamamlayacak. Velev kerel kafirun. Kafirler kerih görse de, istemese de Allah nurunu tamamlayacak, yansımasını tamamlayacak. Nedir bu yansıma dediğimiz zaman, işte Tegabun suresine gidip çok rahatlıkla en son orada görmüştük. Onu şey yapabilirsin veya İbrahim suresine kadar gidip işte Allah'ın nuruyla insanları karanlıklardan aydınlatmaya çıkartan İbrahim diye veya işte Musa diye bunları görmüştük. Peygamberimiz için de aynı şey, yani vahiy insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartan şey idi. Yeryüzünün kralları, yeryüzünün tanrıcıkları, kendilerinin tanrı olduğunu iddia edenler buna engel olmaya çalışıyor. Bu çerçevede baktığımız zaman Prometheus'undan Lucifer'ına kadar Kur'an'da Tarık diye geçen, ışığı getiren, ışığı taşıyan, karanlığı delip geçen ışık ifadelerin hepsi Allah'ın nurunun insanlara eriştirilmesi ifadesidir. Kafirler görmezden gelse dahi Allah nurunu elbet tamamlayacaktır. Hüvellezî ersile resûlehu bil huda, o rehberlik ile resulünü gönderendir. Ve dinil hakkı, ve o tutarlı hesap ile. Nedir bu hesap? Buradaki ödenti arkadaşlar. Yani verilen nimetlerin karşılığında ne yaparsak borcumuzu ödemiş oluruz. Allah'a güzel bir borç veririz. Ödentimizi, yani onun karşılığı nasıl gerçekleştiririz? Tutarlı bir şekilde. Liyuzhirahu, onu ortaya çıkartmak için aled dini küllihi, o bütün hesapların üzerine çıkartsın. Bütün ödentilerin üzerine çıkartsın. Ki bu nedir arkadaşlar? Allah'a teslim olmak. Allah ne diyordu? Ki bundan sonra da söyleyecek, daha önce de söylemişti. Teslimiyet haricinde herhangi bir ödenti, herhangi bir hesap kabul değil. Allah katında tek bir hesap söz konusu, geçerli hesap söz konusu, o da teslimiyet. Yani Allah daha önce başka isimlerde dinler gönderdi. En son Muhammed'i gönderdi. Ona da İslamiyet adına bir din tarif etti. Değil arkadaşlar. Biliyoruz ki Müslüman ismi Hz. İbrahim'den itibaren verilmiş bir isim. Dinin adı İbrahim'in milleti. Şekli, onu tarif eden kelime ise teslimiyet. Ana kelime ise teslimiyet. Halis bir şekilde Allah'tan başkasına katmaksızın hesaba teslimiyet. Velev kerihel müşrikun. Müşrikler hoş görmese de, işte neden hoş görmüyorlar? Çünkü onlar hesaba başka şeyleri katıyorlar. Müminlerden istenen hesaba başka bir şey katılmaması. Ya eyyühellezine amenu hel edulukum an ticaretin tunciikum min azabin elim. Ey inananlar, güvenenler, elim, acıklı bir izolasyondan kurtaracak, tunciikum, sizi kurtaracak ticareten, bir ticaret, bir alışveriş konusunda edullüküm, size delillik yapayım mı, kanıt yapayım mı, size bir öneride bulunayım mı? Yani tü'minûne billahi, Allah'a güvenmek, güvenirsiniz, güvenin. Ve Resulihi, ve elçisine, onun elçisine güvenin. Çünkü Allah'a güvenmek ne demek?
onun seçtiği elçi üzerinden gelen mesaja güvenmek demek. O da dolayısıyla mesaja güvenmek, elçiye güvenmek, getiren elçiye güvenmek, melek olsun, insan olsun, o esasında mesaja güvenmek. Yani maruf kanal dediğimiz konu buydu. Buna güvenin, ki buna güvendiği zaman ne yapması gerekiyor? Ve tücahidûne, gayret gösterin fi sebilillahi, Allah'ın yolunda, bi emvalikum ve enfusikum, canlınızla, malınızla Allah yolunda gayret gösterin. Allah'a güvenerek. Neden? Çünkü bu bir ticaret. Siz burada Allah'a bunu vereceksiniz. Garden hasenen yapacaksınız. Güzel bir borç vereceksiniz. Allah öteki tarafta onun kat kat verecek. Siz bu cümleye güvenin. Bu cümleye güvenerek davranışlarda bulunun. O davranışlar işte tartıya girecek. O davranışların eksikleri tamamlanacak. Yapılan kötülükler görmezden gelinecek ve insan bu şekilde felaha erecek. Bu şekilde tarif gerçekleşmişti. Zalike hayrun lekum. Bu sizden beklenendir. Bakın tarif ne kadar güçlü. Bu sizden beklenendir. Buna farz mı diyeceksin, vacip mi diyeceksin, sünnet mi diyeceksin? Bu şeylerin, fıkıhçıların tasnifi. Zalikum hayrun lekum. Sizden beklenen budur ifadesidir. Çok güçlü bir ifadedir. İn kuntum ta'lemun. Eğer belliyorsanız, bilin ki bellediyseniz, eğer belliyorsanız sizden beklenen budur. Bunu belleyin ve bunun gereğini yapın. İşte sizden beklenen. Ki böyle yapın ki yağfir lekum zunubekum. Hatalarınızdan korusun sizi. Hatalarınızın sonucundan, yani günahlarınızın sonucundan korusun sizi. Korur. Ve yudhilkum, sizi dahil eder, içine sokar. Cennetin tecrî min tahtiha'l enhâru, altlarından ırmaklar akan bahçelere, korunaklara sokar sizi. Ve mesakini tayyibeten fi cennati adn. Adın cennetlerinde tayyip meskenlere sokar sizi. Zalikel fevzül azim, işte büyük kurtuluş, büyük saadet budur. Ve uhra ve uhra ve uhra tuhibbunaha, ve seveceğiniz başka şeyler daha. Mesela nasrun min Allahi ve fetun garib. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Seversiniz değil mi? Diye. Ve beşiril müminin. Müminleri müjdele. Bakın fetih geliyor. Allah'ın yardımı geliyor. Yani bu kadar çaba, bu kadar gayret, bu kadar karışıklığın içerisinde müminleri müjdele, inanan güvenlerini müjdele. Bu şekilde malınızla, canınızla gayret ettiğiniz zaman Allah'ın yardımı yakın, Allah'a güzel bir borç vermiş olacaksınız ve bu şekilde de size elim azaptan, elim bir izolasyondan kurtaracak ticaret işte bu. Başka bir şey yok. Bunun adı da teslimiyet. Yapacak başka bir şey yok. Hesabınızı Allah'tan başkasına katmayacaksınız. Dininizi Allah'a has kılacaksınız. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kunu ensarallahi. Allah'ın yardımcıları olun. Şimdi bunu daha önce de birkaç defa söylemiştim. Allah'a yardım etmek ifadesi Türkçe'de birazcık tuhaf bir şey. İnsan nasıl yaratık olarak Allah'a yardım eder? İşte imtihan dünyasındaki o boşlukta İbrahim'in makamında pozisyon alacağız ve bununla Allah'ı razı edeceğiz ve biz de ondan razı olacağımız bir sonuca doğru gideceğiz. Bu katılımdır buradaki yardım. İşte Hz. İsa için ve onları takip edenler için Nasrani diye şey yapılıyor. Buradaki ifadenin kökünde de İsa'nın Nasıralı olduğuyla ilintili cümle ifadeler şey yapılıyor. Ama Ensarallah ifadesi burada Allah'ın Hristiyanları veya Nasranileri olun şeklinde değil de yardımcıları olun ifadesini çok daha yakından şey belki orada da yani Nasıralı İsa meselesi değil yardımcılar olsa gerektir. Çünkü İsa peygamber kendisine yardımcılar seçmişti. 12 tane havari seçmişti. Kema gala İsa ibn-i Meryem'e lil havariyine, havarilere men ensari ilallah. Kim Allah'a yardımcılar olacak? Allah adına bana yardım edecek. Benim yaptığım şey, yani benim işimde bana ortak olacak.
bu nedir? İşte bu insanlar ardından Nasrani olarak şey yapıldı. Evet, birileri ya işte o Nasralı diyerek o isimle şey yapıyor ama esasında kelimenin kökü men ensari ilallah, kim Allah'ın yardımcıları olacak. Yani görevi, işi, gücü ilahi kelimetullah olacak. Kimin olacak? Alel havariyune, havariler demişti. Nahnu ensarullah. Biz Allah'ın yardımcıları bizleriz demişlerdi. Fe amenet taifetun min beni İsrail'e. İsrailoğullarından bir kısmı güvendi ve keferet taife. Bir kısmı da görmezden geldi. Fe eyyednellezine amenu ala aduvihim. O güvenenleri düşmanlarına karşı destek olduk, teyit ettik, güçlendirdik. Fe esbahu zahirin. Onlara üstün geldiler. Bakın arkadaşlar, buradaki bu ilginç bir ifade. Evet, Saf suresini bitirdik. Buradaki ilginç ifadeyi şöyle şey yapalım. Olay Hristiyan dünyasının Hz. İsa ile anlattığı süreç nasıl bitiyor? Yani o süreç nasıl? Yani buradaki gibi mi? Hz. İsa'yı öldürüyorlar. Ondan sonra 3 gün sonra Hz. İsa geri diriliyor. Onlara görünüyor. Ondan sonra geri kayboluyor. O arada havarilere işte uzaktan mesajlar gönderiyor, vahiy gönderiyor, bir şeyler yapıyor İsa. Tanrı ya, Logos ya o. Ondan sonra onlar kendi kendilerine orada burada dini tebliğ faaliyetlerinde bulunuyorlar. Ama Roma onları sürekli böyle eziyor. Yani ne Yahudilere karşı ne de Roma'ya karşı herhangi bir şeylikleri yok. Bir görünür bir başarıları, bilmem ne oldu da İsa ve döneminde ve ardından havariler veya işte Hristiyanlar düşmanlarına karşı onları sırtlarını yere getirdiler. Yani fe esbahu zahirin, onlara üstün geldiler. Böyle bir tarih bilgimiz var mı? Esasında yok. Esasında bir şekilde var ama yok. İşte takip etmemiz gereken bence burası. İsa'nın çarmıha gerilmediğini ayet söylüyor zaten. Onu öldüremediler. Öyle zannettiler ifadesini açık seçik biliyoruz. İsrailoğullarından sonra İsa'nın müjdesini bütün insanlara yaydığını eğer biliyorsak, bu şu demek: İsa, yani onların işte çarmıha gerildi, 3 gün sonra dirildi değil. 3 gün sonra gördüler. Nasıl gördüler? Bizzat gördüler. Çünkü çarmıha gerilmemişti ki. O bir şekilde şu veya bu şekilde o badireyi atlattı ve görevine devam etti. Ama nasıl görev? Bakın, görevde bir değişiklik var. Daha önce İsrailoğullarına gönderilmişti. Ama İsrailoğulları o haklarını, ikinci haklarını da kaybettiler. Yani peygamberi öldürmeye kalkışarak, zaten Zekeriya'yı ve Yahya'yı öldürmüşlerdi. Hz. İsa'yı da öldürmeye kalkışarak esasında kendi sonlarını hazırladılar. Kendi elleriyle verdikleri hükümle öteki uluslara, yani kendi, yani İsrailoğullarına verilmiş o ekstra öteki uluslara verildi. Yani İsrailoğullarına o ekstrası kaldırıldı. Yani onlara verilmiş haklar ortadan kaldırıldı ve bitti onların özelliği şeyi. Ondan sonra İsa bütün insanlara müjdeyi getirdi. İsa İsrailoğullara müjdeyi getirmedi arkadaşlar. Ve beşeril müminine dediği kısım var ya, o bütün insanlıktır. Daha önce, yani İsrailoğullarına gönderildi. Onlarla olan işi bitti. Yani o nübüvvetle ve kitapla üstün tutulmak konsepti bitti. Bununla ilgili bir sürü örnekleri İncil'de okumak mümkün. Ardından İsa görevini bütün insanlığa müjdeyi yaymak için. Gelecek peygamberi bekleyin. İsrailoğulların seçilmişliği bitti. Onlar için yasaklanan şu 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 bunlar da serbest bırakıldı şeklinde bütün insanlara şey yaptı. Ve burada çok ciddi şekilde Anadolu'ya gitmiş olabilir,
Hindistan'a gitmiş olabilir, Afrika'ya gitmiş olabilir, Avrupa'ya gitmiş olabilir, oralara elçiler göndermiş olabilir, havarilerini göndermiş olabilir. Bununla ilintili o kadar çok elimizde kısmi delil var ki, ama bu delillerin hiçbirisini biz kullanmıyoruz. Neden? Hristiyanlar, ya her ne kadar Kur'an'da yazdığı, açık seçik yazdığı için o asmadı, onlar zannettiği gibi bir cümleyi kursak da, o tarihten sonra İsa'nın ne yaptığı ile ilintili Müslümanlar hiçbir araştırma yapamışlardır. Sanki o gün asılmış gibi. Yani bu da Hristiyanların Kur'an metni üzerindeki anlaşılması üzerindeki, yani İsrailiyattan daha kuvvetli etkileri. Biliyorsunuz buna benzer birkaç etkiyi daha anlatmıştım. Mesela Yasin suresinin ikinci sayfasındaki kısım Habib-i Neccar hikayesi olarak anlatılır. Ama hiç de öyle değildir. O da Hristiyanların kendi empozelerinden kaynaklanıyor. Evet, şimdi Cuma suresine geçelim.